Avusturya'da yaşıyorsunuz ve kendinize soruyorsunuz. Hasta olduğumda ne yapmalıyım? E-kart neden önemlidir? Hamile kadınların ne gibi hakları ve yükümlülükleri vardır? Ve sağlık sigortaları hangi hizmetleri kapsar? Benim adım Elif Tanyer Laskowski ve bu Start Win videosunun konusu Avusturya'daki sağlık sistemi. Avusturya çok iyi bir sağlık sistemine sahiptir. Bunu kullanabilmek için sağlık sigortasına ihtiyacınız vardır. Temel olarak 3 tür sigorta vardır. Zorunlu sigorta, Pflichtversicherung. Çalışanlar, serbest meslek sahipleri, emekliler, mülteciler için. Gönüllü kişisel sigorta, Selbstversicherung. Öğrenciler veya part-time işlerde çalışan kişiler için. Ve ortak sigorta, Mitversicherung. Çocuklar veya çalışmayan eşler gibi aile üyeleri için. Meslek grubuna bağlı olarak Avusturya'da farklı sağlık sigortaları vardır. En önemlileri şunlardır. ÖGK, Avusturya Sağlık Sandığı, işçiler ve memurlar için. SVS, Serbest Meslekler Sosyal Sigorta Kurumu, serbest meslek sahipleri için. BVAEB, kamu görevlileri, demir yolları ve madencilik için. Benim tavsiyem, Viyana'da yeniyseniz e-kart alabilmek için geçerli bir sağlık sigortanızın olduğundan emin olun. E-kart sizin adınızı taşıyan çipli bir karttır. Kişiseldir ve devredilemez. Bu kartta fotoğrafınızın yanı sıra sosyal sigorta numaranızı SVNR da bulacaksınız. Bu numara 10 haneden oluşur. Vergi dairesi veya IMS gibi birçok resmi işlem için ulusal sigorta numarasına ihtiyacınız vardır. Benim tavsiyem, e-kartınızı her zaman yanınızda taşıyın. Bu Avusturya sağlık sisteminin koşuludur ve her doktora gittiğinizde gereklidir. Sağlık sigortası ve e-kartın nasıl alınacağını sağlık sigortası ve e-kart videosunda öğrenebilirsiniz. Avusturya'da bir doktora gittiğinizde nelere dikkat etmeniz gerekir? Sigortaya bağlı doktorlar ve özel doktorlar arasında bir ayrım yapılır. Temel muayeneler, bir e-kartınız olması koşuluyla sigortaya bağlı doktorlarda genellikle ücretsizdir. Özel doktorların sağlık sigortası ile bir sözleşmesi yoktur. Bu durumda tedavi için kendiniz ödeme yaparsınız ve başvuru üzerine sigortaya bağlı bir doktorun bu tedavi için alacağı masrafların %80'ini geri alırsınız. Viyana'da çok dilli birçok doktor bulunmaktadır. Praxisplan.at adresinde kendi dilinizi konuşan doktorlar bulabilirsiniz. Bu doktorun sağlık sigortanızda sözleşmesi varsa herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Sağlık sigortası, sigortaya bağlı doktorlar tarafından sağlanan hizmetlere ek olarak aşağıdakileri tamamen veya kısmen kapsar. İlaç masrafları, kurtarma veya tıbbi nakil, devlet hastanelerinde tedavi, önleyici tıbbi muayeneler, hastalık parası ve tekerlekli sandalye gibi yardımcı araçlar. Ek sağlık hizmetleri için özel sigorta yaptırabilirsiniz. Dikkat! Sağlık sigortanız yoksa bir kaza veya hastanede kalış durumunda tedavi masraflarını kendiniz karşılamanız gerekecektir. Doktorlar, ziyaretleri ve tıbbi hizmetler videosunda bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Sağlıklı kalmak için ücretsiz önleyici muayeneler yaptırmalısınız. Bu konuda daha fazla bilgiyi gesundheit.gv.at web sitesinde bulabilirsiniz. Hasta olduğunuzda aile hekiminize gidin. Eğer çalışıyorsanız derhal şirketinizi bilgilendirmeli ve bir hastalık izni, Krankenstandsbestätigung belgesi sunmalısınız. İş hukuku ile ilgili videolarımızda hastalık izni, Krankenstand hakkında daha fazla bilgi edinin. Acil bir durumda 144 numaralı telefondan ambulans servisine haber vermelisiniz. Genel sağlık bilgileri için 1450 numaralı telefondan sağlık danışma servisine ulaşabilirsiniz.
Viyana Sosyal Fonu, FSV, yüksek destek ihtiyacı olan kişileri destekler. Ruh sağlığı sorunlarında psikososyal hizmetler size yardımcı olmaya hazırdır. Avusturya Sağlık Sistemi, hamile kadınlar, çocuklar ve genç ebeveynler için kapsamlı bir koruma sunmaktadır. Hayatın bu özel evresinde size eşlik eden en önemli belge anne çocuk pasaportudur, Mutterkindpass. Önemli muayeneler için bir rehberdir ve anne ile çocuğun sağlığını destekler. Dikkat! Anne çocuk pasaportunda yer alan bazı muayeneler çocuk bakım parası alabilmek için zorunludur. Benim tavsiyem, zamanında bir doğum kliniğine kaydolun. Kamu klinikleri için kayıt geburtsinfo.vin web sitesi üzerinden yapılır. Çalışan veya AMS'e kayıtlı olan kadınlar Avusturya'da annelik korumasından yararlanırlar. Doğumdan önceki 8 hafta ve sonraki 8 hafta boyunca çalışmalarına izin verilmez. Erken doğum, çoklu doğum veya sezaryen durumunda doğumdan sonraki koruma süresi en az 12 haftadır. Annelik izni sırasında maaş değil, Avusturya Sağlık Sigortası Fonu'ndan Wochengeld alırsınız. Avusturya'da çalışan ebeveynler 2 yıla kadar doğum izni yani karens hakkına sahiptir. Aynı süre zarfında çuçuk bakım parası Kinderbetreuungsgeld de alabilirler. Hamilelik, doğum ve ebeveynlik videomuzda bu konu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.